Anderson'ın ziyaretinde de daha önce McMaster kalın görüşmesinde ve Mattis'le mevkidaşı Canikli görüşmesinde olduğu gibi herhalde o Fırat'ın batısında kalan Mumbiç'in bir şekilde Türkiye'nin arzu ettiği şekle tam anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimini devretmeden nasıl sokulacağı üzerinde mutabakat arayışı yapılacak. Peki bir de bize şunu söyler misiniz? Şu anda Suriye'deki IŞİD varlığı nedir? Suriye'de artık IŞİD'in bir toprak denetimi iddiası kalmadı. İlginç bir biçimde burada İdlib'in hemen o sınırdaş orada bir cep vardı. O cepten de bu tarafa yani cihatçı denetiminde Heyet Tahrir Şam tarafına kaçtığı birkaç yüz IŞİD son olan silahlı militanın biliniyor. Fakat bunların akıbetinin olacağı bilinmiyor. Böyle bir durum var. Diğer tarafta da aşağı Fırat havzasında bir IŞİD mevcudiyeti var. Onun da herhalde artık defteri dürülmek üzere. Bir de Lübnan diyor, özür dilerim düzeltiyorum. Ürdün-İsrail yani o kuzey şeyin güney batı ucunda Suriye'nin de bir IŞİD mevcudiyeti olduğuna söyleniyor. Bahsediliyor ama artık IŞİD'in bir alan kontrolünden ziyade işte boş çöllük alanlarda bu bediye denilen alanlarda yahut belki doğrudan halkın arasında bulunacağı anlaşılıyor. Diğer taraftan da şunu da hatırlayalım. Bugün de önemli bir gelişme, o bir haber vardı. Sakarya'da bir IŞİD üst düzey yöneticisinin Türkiye ve Irak istihbarat birimlerinin ortak operasyonunda ele geçirildiği. Ben bunu tam teyit edemedim. Yayından hemen önce gördüm. Bir de şu vardı. IŞİD işte ne demek gerekirse yönetim kadrosunun elemanlarına bulunduğunuz ülkelerde bundan sonra artık eylem yapın ve geldiğiniz ülkeleri geri dönüp oralarda bundan sonra terör eylemleri yapın diye bir talimat verdiğini öğrendik.